Geri geldik arkadaşlar. Sen şeyde misin hala? Yukarıda mısın? Göremiyorum seni çünkü. Yok, ben şeydeyim. Ha, görevi verdin, sen phasing'e girdi o zaman. Evet. Okey. Şimdi arkadaşlar, Temple of Courage'a geldik, Cesaret Tapınağı'na. Fakat burada işler biraz daha değişik. Sanki Uther'le Forsworn'la yeterince başımız dolu değilmiş gibi. Bir de Maldrax'ın leechleri buraya saldırıyor. Gördüğünüz üzere zaten şu arkadaki görsel muhteşem burada. Yakınlaşınca biraz daha göstereceğim. Böyle bir tane nekropolis gelmiş. Direkt her taraf şey böyle kavruluyor falan şeklinde. Bunların burada arkadaşlar bu bölgeler arasında anlaşma var. Birbirlerine saldırmamak veya herhangi bir şekilde rahatsız etmemek üzere. Bu Maldraxxus'un buraya saldırmasının tek bir sebebi var. Anima. Hani anima sıkıntısı onları da sardığı için geri kalan her yerde olduğu gibi. Yarınızı upgrade etmek için anima power lazım diye şart koşmuşlar. Ondan sonra o yüzden maalesef saldırıyorlar ve bir efendiden bahsediyorlar. Efendinin kim olduğunu söylemiyorlar burada. Ben şahsen Kel'Thuzad olabileceğini Kel'Thuzad. düşünüyorum. Fakat çünkü Kel'Thuzad'ın modeli çıktı ama neyle ilgili olacağı, ne yapacağı vesaire çıkmadı henüz Ama ortaya. hani zaten Maldraxxus'un da hani böyle nekromansi ile alakalı olduğu düşünülürse Evet. Kel'Thuzad'ın Şurayı göstereyim burada gelmişken. ait olduğu yer Maldraxxus. Evet. Ve hala böyle kötü, korkunç bir karakter olarak çıkıyor. O yüzden muhtemelen Kel'Thuzad'dır diye düşünüyorum ama. Çok mantıklı, ben de Evet. katılıyorum. Bu arada gördüğünüz üzere arkadaşlar görüntü muhteşem. Her ne kadar biraz şey kötü bir durum olsa da. Kel'Thuzad'ı tam anlamıyla öldürdük mü biz ki Shadowlands'te göreceğiz diye. En son filakterisi kaybolmuştu çünkü ortadan Evet. ve hani ne olacağı çok da Belli değildi değil mi? Havada belli asılı kalmıştı değildi. yani, evet. O yüzden hani şeyde filakterisinin yok olmuş olması falan gerekmiyor. Çünkü filakteri dediğimiz şey hani genel olarak fantazi şeylerinde, evrenlerinde, Dungeons and Dragons'ta falan da hani filakteri ruhun nasıl desem fail safe şeysi gibi bir şey Şey gibi aslında. düşünün arkadaşlar. Şifre Harry bırakmayan Potter korkuluk. Evet. Bayağı bildiğin filakteri aslında o Evet. konsept. Hani Şimdi öldüğün zaman o bir nevi senin ruhunu gitmesi gereken yerden alıkoyup o nesnenin içine çekiyor ve sen oradan tekrar bir şekilde bir beden falan bulursan Evet. Yeni bir beden aktarılıyorsun yani yedi oluyor. bedeni aktarabiliyorsun Evet. ruhunu falan filan. Şimdi burada arkadaşlar şimdi Maldraxxus'tan gelenleri öldüreceğiz bir. Ondan sonra bizim bu Mikanikos buraya da geldi. Burada kocaman bir kolosus var. Onu aktif etmeye çalışıyor ama tabii bunun için animaya ve bir sürü şeye ihtiyacımız var. Çünkü parçaları çalışmıyor düzgün. Onu yapacağız. Bir de şurada bir şey yan da değil. Ana görev vardı. Apollon'dan. Bir saniye. Apollon bebeğim gel buraya. Ha bir de 6 tane buradan Kirion'ları kaçırıyorlar. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da hemen söyleyeyim. Anladığımız üzere burada öldüğünüz zaman hani herhangi bir Covenant'a bağlıysanız ve öldüyseniz ruhunuz bir süre sonra tekrar hani can buluyor. Öyle bir durum var. Maldraxxus'takiler buradaki Kirion'ların ruhlarını almaya çalışıyorlar bir yandan. Onları bu tepedeki nekropolise gönderiyorlar. Şurada gözükmüyor tam da. Buradakileri ben böyle şey kesiyorum da sayılmıyor göreve. O yüzden Ondan aşağı indim. sonra bazılarını da aşağıda tutuyorlar. O aşağıda tuttuklarını şey yapacağız. Buradaki ruhları almaya çalışmalarının sebebi de tabii ki de animayı kullanmak istemeleri yani. Sen neredesin? Ha, hemen aşağıdasın. Burada bir tane Rare vardı ama şu anda yok galiba. Ben de görmedim açıkçası. Hayır. Okey, şuradaki anima conflux. Bunu aldın mı bu arada? Ya da sana da sayılıyor mu? Tamam. Hatta burada şeyler Burada Kirianlar zavallım şey falan diyorlar. Ya Maldraxxus bizim müttefikimizdi ne oluyor ya falan modunda yaklaşıyorlar olaya bile. Şu şuraya içerideki girelim mi bu arada? Sanki bu görevden sonra zaten şeyi verecek verecek diye verecek ve hatırlıyorum. işte görevi alıp da şey yapalım. Diyordum Ya işte beklerken şuraya sorunları gelene kadar olursa belki. onları cevaplarız belki diye düşündüm. Yukarıdaki İşte Eternity 45 dakika beklediler. Bu arada anladığım kadarıyla DPS sıkıntısı var sıralarda. İşte o yüzden ben de Öyle çünkü birkaç kere gördüm. gördüm böyle DPS arayan şeyler vardı chatte. Bakarız ya, eğer DPS sıkıntısı varsa DPS gireriz. Ne olacak? Şunu da alayım. 6 taneyi açtım ben. Bir de yukarıda
Bir şey daha almamız lazım. Arconic Resonator. Bir de hala %42'deyim ben. Bilmiyorum sen kaçtasın da onları bitirmemiz lazım. Ben de %42'deyim. Ups. Arkama geçmeseydim keşke. Sana demedim bu arada, moba dedim. Yine bir %'yi doldurma çabasıyla karşı karşıyayız. Gerçekten inanılmaz eğlenceli. Ama ana görev bu bir de. Evet. Şu totemi de bir keybind'a koysam çok güzel olacak ve koyacağım keybind kalmadı artık. Nereye koysam bilemiyorum. Okey. Tanikos'cuğum sen bu görevi al. Geri kalan parçaları Mikanikos'a göre... Öyle bir söyledi ki sen bu görevi al. Sen şunu bir al. Aa, Apollon'a görevini verelim. Yaptık biz bunu diye. Daha bayağısı var bunun. Şunu da verelim. Şimdi sırada necrotic extractor'lar varmış, böyle şey güç çeken, düşen Kyrian'lardan. Onları kullanarak şey yapacağız. Bir charging yapacağız. Şarj edeceğiz bir şeyleri. Ve daha diğer Maldraxxus askerleri kalkmasın diye onları da bir kristalle engelleyeceğiz. Bakalım. Bakalım kendi başına tanklayabilecek misin diye deniyorum. Tanikos benden alıyor ya bütün agroyu. O yüzden çok sıkıntı yok. Şu zımbırtıyı da kullanıp şunların kalkmasını engelleyelim. Sen yaptın mı bu arada onu? Neyi? Şey, item'ı kullandın mı? Haha. Tamamdır. O zaman ikimizin ayrı ayrı yapması gerekiyor muhtemelen. Evet, şeyi sayılmıyor. Sen yaparsın diye bırakmıştım çünkü. Bitmeye İşte bu olay şey böyle sürekli mob kesmeceye dönünce. Ama ya şeyi güzel. Ben hala devamı gelse de anlasam acaba niye Maldraxxus ne yapmaya çalışıyor da Uther'e ne oldu falan yani tadında. Hikayeyle böyle şey destekledikleri zaman daha iyi oluyor da işte mesela yükle doldurmak için sırf böyle düz şey kesince falan böyle biraz daha o konuda haklısın, evet. Ediliyor. Benim sen misin oradaki sensin? Sen bu arada DPS olarak mı girdin? Hem DPS hem healer işaretledim. Çünkü şu anda healer yok gösteriyor. DPS 1 gösteriyor da. Al al. Enteresan. Sadece healer'ı da çekebilirim sanırım. Yok, fark etmez herhalde. Evet, şimdi bu arkadaş burada bağırıyor, çağırıyor. Biz akın akın gelecek olan Maldraxxus güçlerini indirmemiz lazım. Ha, şeyi de vermeyi unuttum bu arada, ben öyle diyorum da. Mikanikos'a şarjı vermedim. Şarjı yalnız. Şarj aletini uzatır mısın? Şimdi asıl benim o görevi almam lazım. Hoppa. Hepiniz düşeceksiniz. Sonumuz yok bizim. Tabii sonunuz yok. Necromancer'sınız hepiniz. Neredeyse. Baksana biri gene bağırdı şey diye. DPS arıyoruz dungeon için bir tane diye. O eleman zaten saatlerdir bağırıyor. Eyvah. Ya şimdi yapamazsak başka gün yaparız canım, ne olacak? Mantıklı. Zaten biraz sıkıntılı hakikaten yani, hani bilmiyorum düzelttiler mi bir şeyleri de. Hiç patch bir şey görmedim yani. Sanırım şu ana kadar hotfix ile falan düzelttiler diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten hani hiç yama falan yüklediğini hatırlamıyorum ben. Evet. Oyunu. Benim şeydi ya, işte diyorum ya, bir tane görevi yaptım. Devamı gelmedi ama gelmesi lazımdı. Ondan sonra ya ben şaşkınım şu anda. Nerede bunun devamı dedim. 2 dakika sonra oyunu falan kapatmadım yani. Orada duruyordum böyle. Pat diye görevin şeyi açıldı. Herhalde o arada baktılar böyle. Aa, bir dakika bu açılmıyor. Dur düzeltelim mi yaptılar? Ne yaptılar acaba? Bilemedim ki. Muhtemelen çok yakından takip ediyorlar. Çünkü çok az oynayan var şu anda Alfa'yı. Ama hani şey dediğim gibi hani BFA'nın çıkış halinden bile daha stabil çok, ve... Evet çok temiz ya. Bayağı temiz yani. Hani bir de böyle geciktirdiler falan Alfa'yı. Yani muhtemelen o şeyi bir cilaladılar.
yerinde bir hareket olmuşum. Bu da indi. Şimdi burası çok eğlenceli. Tam bir anime saldırısı gibi. Evet. Anime. Hoppa! Herkesi öldürelim. Ortadaki her çok açıyor. Niye hiç kimseyi öldürmedi bu? Ya da bana gözükmedi. Yalnız o eleman bana whisper attı şu anda. Gelir misin DPS olarak dungeon'a diye. İstiyorsan ben çıkayım, siz şey yapın ya. Yok, fark etmez canım. Yok, yok, yok. Ya sonrasında da yapabiliriz. Bir şey yazayım bari, stream'deyim şu anda diyeyim. Linki de yabancı şey var. Şaka değil bu arada, şey yapanlar falan var işte böyle. Arada bir Mythic Plus dungeon için falan böyle grup bakıyor oluyorum. Şey böyle işte stream'im, stream yapıyorum. Gelmek istiyorsanız işte şeylere öncelik veriyorum falan filan diye böyle info kısmına yazan tipler çıkıyor. Şimdi o zaman burada arkadaşlar, şimdi Maldrax'ı bunu da indirdik. O kaçan arkadaş Paragon of Courage'la karşı karşıya geliyor. O yüzden biz onu bir kurtarmaya gidiyoruz şu anda. Yazayım bari. Stream yapıyorum, kusura bakma. Üzgün surat yaptım bile. Ah, ah arkadaşlar, burada biri bizden önce gelip bunu yaptığı için kötü bir durumdayız ama o bizi ensemizden tutup uçuran, ondan sonra yardım eden, benden agro'yu çeken Tanikos'u Marogar'a dönüştürdü arkadaş. Bonestorm. O Bonestorm da atıyor zaten. Zandria'ya o yüzden yardımcı oluyoruz şimdi. Kurtçuklarımı çağırayım. Bir an şey diye düşündüm. Sen Demon Hunter şey Dead Knight mıydın diye bir düşündüm. Kurtçuk deyince. Yalnız bu hakikaten Bonestorm atıyor ve bana hiçbir şey vurmuyor bu Bonestorm, neden? Öyle deme. 41, 51 diye böyle. Şeymiş değil mi? EV'ye getirdikleri sınırlama bosslar için de geçerliymiş falan, böyle vuramıyorlar belli bir şeyden sonra. Şey. Bu arada arkadaşlar, evet, haberiniz yoksa EV'ye kısıtlama geliyor. Artık her, hani zaten belli sayıdaki moba vurabilenler için pek bir değişiklik olmayacak da aynı anda toplu halde vuran arkadaşlar 8 şeye kadar vuruyor, evet, sanırım. Ya 5 ya 8, tam emin olamadım şu anda. İşte böyle Tanikos'u da garibim indirdik. Etrafta bir sürü ölmüş Kirin var. Paragon of Courage da şeyin arkasından gitti. Amart'ın arkasından gitti. Bizim de buradan kaçmamız gerekiyor. Bayağı bildiniz. Bu arada şey hani... Maldraxxus'un genel şeyine de bakmak için aslında burası güzel bir fırsat. Evet. Maldraxxus'ta bol bol yeşil, nekropolis, ne kadar undead varsa hepsini göreceğiz. Tutun bakalım, hadi ensemden taşıyın beni. Şimdi burada bize achievement vermesi gerekiyor. Bütün şeyi bitirdin diye, evet. Bastion'ın bütün ana görev zincirini bitirdin arkadaşım şeklinde. Achievement'ımızı da aldık. Burada arkadaşlar iki tane görev veriyor. Bir tanesi ne olup ne bittiğini artık Arbiter'a söylememiz lazım. O yüzden Oribos'a git ve Arbiter'ın şeyiyle konuş, yardımcısıyla konuş. Ben de Arkon'a haber vereceğim diyor ama tabii biz Oribos'a gidemediğimiz için bu görev zinciri burada bitiyor. Bu arkadaş da diyor ki hani Zandria'ya yardım etmemiz lazım. Hani tek başına Maldraxxus'un bütün gücüne karşı koyamaz. O yüzden dungeon'a gir, temizle diyor kısacası. Fakat dungeon sırası gelmiyor. Az önce gördüğümüz yer dungeon'ın girişiydi bu arada. Hani bakın dedik ya yukarıda Tanikos'u indirdiğimiz yer aslında dungeon'ın girişi. Feket dungeon yok. Evet. O yüzden soru varsa şu noktada alabiliriz. Evet.
dungeon sırası falan gelmezse de sanırım ufaktan bitiririz. Evet, evet. Bugünlük bitirebiliriz. Zaten yeni başlangıç adasını falan da başka bir yayında mutlaka gösteririz. Ben zannediyorum ki haftaya muhtemelen başka bir bölgeyi daha açarlar diye düşünüyorum. Çünkü bu arada burayı bitirdikten sonra... Hatırlamıyorum da bir şey roadmap tarzında bir şey yayınlamışlardı. Ne, şey, ona hani bakmam lazım. Dönemlerde neler açılacak diye ama nerede görmüştüm hatırlamıyorum. Bulursam tekrar. Bu arada şey var mesela, buradaki bütün yan görevleri ıvırız... yan görevlerden bazılarını yapabiliriz belki. Buradaki bütün görevleri bitirirseniz... Maldraxxus'un haritasını açtığınızda iki tane görev, yan görev gözüküyor. Yani adamlar hazırlamıştır aslında, onu da gözüküyor orada sadece yani. Sadece gidemiyoruz. O arada bir görev yapmak ister misin diye düşündüm. Neden diyorum? Çünkü bu Actias Repos denen yere, A Fine Journey, hemen şeydeki, güneydeki, orayı görmemiz lore açısından eğlenceli bir yer olabilir. Olur, gidelim. Nedenine gelecek olursak arkadaşlar, zaten göreceksiniz. O yüzden söylemeyeceğim şimdi. Cümleye başlayıp bitirmedim. ESO yayını gelir mi diye bir soru geldi. Gelecek muhtemelen arkadaşlar, bir tersi çıkmazsa. Çünkü yeni ek paket gelecek. Yani Mayıs'ta çıkacak aslında ön şey için. Ama biraz gecikebilirmiş bu virüs şey olaylarından ötürü. Fakat gelirse bir şey yapabiliriz, yayın yapabiliriz belki. Greymoor diye geçiyor yerin ismi. Zaten Skyrim olacak. Blackreach falan var yani, o yüzden bakacağız. Burası arkadaşlar tarihi bir yer. Gördüğünüz üzere yukarıdaki bu daha şu anda burada etrafta gözükmüyor da üzerinde ağaç olan küçük şey, anima gate tadında bir şeyler vardı. Oranın hatırasını burada yaşatmaya çalışıyorlar. Olayı da eskiden başka bir Paragon of Courage varmış, kendini feda eden. Onunla ilgili bilgi alıyoruz. Adı Actia'ymış zaten burada. Buranın ismi de o şekilde geçiyor. Bütün Bastion'ı ve Shadowlands'ı kurtaran kişi olarak anılıyor. Biz de o yüzden şimdi gidip şey yapacağız. Buradaki bazı nasıl diyeyim, yazıtlar var. Onları okuyacağız. Ve ne olduğunu öğreneceğiz. Mesela ilkine meditasyon yapıyoruz burada. Ve ilk şeyde öğreniyoruz ki vakti zamanda Void, evet Void, Shadowlands'a saldırmış ele geçirmek için buradaki güçlere. O zamanki Paragon of Courage olan Actia da tabii kendi yardımcılarıyla beraber buna karşı çıkmaya çalışmış. Yapmak istedikleri şey de yani kainatın dengesini bozmak buradaki güçleri ele geçirerek. Bir Void saldırısı olmuş yani Shadowlands'e. Enteresan geldi bana. Lore açısından çok tatlı geldi hatta yani. Tabii canım. Bayağı da büyük. Evet. Düşündüğün zaman. Ama tabii çağlar önce olan bir şey bu. Hatta Void neredeyse kazanıyormuş yani. Bayağı bir ölen olmuş vesaire. Şuradakini de okuyalım. Gerçi biz okumaya çalışıyoruz da meditasyon yapıyoruz. Onlar söylüyor zaten ne olduğunu. Burada zannedersem bir tane tentacle çıkması lazım. Evet. Yine hatırladım. Yalnız bunun, bu şeyin, dokungacın şeyi çok güzel. Nasıl diyeyim? Görüntüsü çok güzel. Güzel yapmışlar. Bunu da okuduktan sonra geri dönüyoruz. Ondan sonra bizi bayağı biriniz geçmişe atacak şimdi. Tarihin çanını çal ve geçmişe git diyor. Biz de bunu yapıyoruz tabii ki de. Ve kanatlı, biz de bir adet Kiryan'a dönüştük. Actia burada. Benim zaten döndük. Vardı kanatları. Ondan sonra yapmamız gereken şey 15 tane Void güçlerinden öldürmemiz gerekiyor. 3 tane de Void. 3 tane portal kapatmamız gerekiyor. Bir de işte bu görev çıkmıyordu. Tane. Bu yoktu. Hı. Çıkmıyordu. Bunu halletmişler. Yaralanmış olan arkadaşları iyileştirmemiz lazım. Şurada bir tane Void portal var burada. Bu arada aklında bulunsun. Ben bunu şey olarak yazdım. Bug report olarak yazdım ama
Blade Dance falan attığın zaman karakterin hareketsiz kalıyor. Ability'lerin hala çalışıyor ama karakter olduğu yerde duruyor böyle. Öyle bir görsel hatası var. Çok büyük bir şey değil de hani gene de yazdım ben ne olur ne olmaz. Boşuna vermediler o alfayı bize niye? Yani zaten hani... Ha bir de bineye bindiğin zaman galiba orijinaline dönüyorsun. Öyle de bir garipliği var. Ben bunu kapattım. Niye sayılmamış gibi gözüküyor? Ha şimdi gözüküyor. Ben de sayıldım. Sayıldı evet. Geç olmuştur belki şey. Geç geliyordur. Ama bu kanatları temizlemek çok zaman alıyordur ya. Hep yerlere sürtünüyor. Derdim bu değil mi şu anda benim? Şu arkadaşa yardım edelim. Anima şey yapıyoruz, veriyoruz arkadaşlara. Kendilerine gelsinler diye. Tabi o zamanlar anima bol. Böyle bir sıkıntı yok. Bol keseden harcıyorlar. Evet. Şurada bir tane daha arkadaşlar. Sana da sayılıyor bu arada değil mi ben bunu yaptığım zaman? O yüzden ben kesiyorum, sen diğerlerini halleder. Şurada bir tane daha portal var. Onu da halledelim. Sen kapat onu. Şuradaki arkadaşı kaldırmak istiyorum ben. Garibim. Yerde yatıyor öyle, güzelim kanatlarını açmış. Neler oldu öyle bir an? Şey, mızrak attım ben. Ha. Dedim bir an nasıl öldü bu kadar çabuk bunlar. Diğer Void Gate ilerideydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ha şurada bir kişi daha var, başkasını iyileştirmemize gerek yok. Yalnız bu da çok acı değil mi? 5 taneyi yaptık tamam yeter gerisine. Karışmamıza gerek yok. Arkadaşlar, kendi başlarının tersine baksınlar. Anima ne shadow ne light enerjisi. Sizin yani yaşayan bütün canlıların yaşam enerjisi aslında. Ne kadar güçlü, güzel ve hani böyle kahramanlıklar yaparak bir hayat sürdüyseniz animanız o kadar güçlü. Yani şey diye açıklıyor zaten, yani normal bir çiftçinin falan animası daha farklı işte diğer kahramanlara nazaran. Evet, burayı da kapattık. Ondan sonra sen niye hala şey gözüküyorsun? Ha. Onları da iyileştirdik falan. En son Tezulat diye bir eleman var. Evet, onu indireceğiz. Onu indirirken de Aktia'nın kendini nasıl feda ettiğini de öğrenmiş olacağız böylece burada. Buranın görevi bu kadar işte, böyle eğlenceli, kısa ve Void'un aslında sadece fiziksel evrene saldırmadığına dair güzel bir dokunuş olmuş diye düşünüyorum, ben bilemedim. Katıldım. Çinli arkadaş galiba bu, zaten vuruyor öldürüyor şu anda. Bir tane daha oyuncu var burada. Ya zaten muhtemelen hani bu ek paketten sonra artık Void ek paketine herhalde Blizzard diye tahmin ediyorum. O yüzden acaba hani şey olabilir mi? Hani geri döndüğümüzde o herkesi biraz daha yaşlanmış görebilir miyiz acaba? Eğer zaman daha farklı akıyorsa burada. Çok mümkün. Hatta işte şey benim teorilerimden bir tanesi de şu şey vardı ya, Anduin'in yaşlanmış olarak böyle işte son saldırıyı, son savaşı yapıyoruz artık falan filan dediği şeye direkt acaba bir zıplama yapar mıyız şeklinde bir olabilir. Burada teorim var. Gerçekten o şeyin de o timeline'ın da %100 bizim ilerlediğimiz timeline olup olmadığına dair soru işaretleri olduğuna dair. Evet, o da olabilir. Yorum yapmışlardı. Hani acaba gerçekten o gördükleriniz gerçek olacak mı falan diye. Evet. Çünkü ya bir de bir Seren retcon da atabilir yani. Öyle bir şey yoktu aslında. Biz o gerçek işte. Değildi o. He he falan diye. Bu arada arkadaşlar burada olan biz o arkadaşı döverken elit arkadaşı Paragon of Courage Aktia kendi animasını feda ederek hem Void güçlerini Shadowlands'dan atmış oluyor hem de kendisi yok oluyor. Yani bayağı biriniz yok oluyor. Öyle bir sıkıntısı var arkadaşın. Evet, bu yan görev böyle tatlı bir şeydi. Bu arada hala 20 dakikadır neredeyse bekliyoruz ve hiç şey yok yani. Ya, soruları falan cevaplayalım istersen o sırada. Hani sıra gelirse bakarız, gelmezse sonlandırırız yani. Heroes Rest'e gidebiliriz. Oranın görüntüsü çok güzel orada. Dinlene dinlene soru cevaplayabiliriz yani. O bir tane diğer portal şuradaydı. Heh.
İki tane portalı var çünkü şey teleporter'ı var daha doğrusu. Hı hı. Oh. Böyle arkadaşlar, şu anda oynayabildiğimiz şeyler böyle. Bu şekilde. Yayınlara devam etmeyi, yani alfa hazır gelmişken niye yapmayalım yani? Alfayı olabildiğince göstermeye çalışırız. Ama onun dışında devam eder miyiz? Yani lore yayınları tabii ki de, kitap vesaire falan çıktıkça gene, hani başka yayınlarda tabii ki de vakti geldikçe yaparız yani. Ama işte hani düzenli onu diyecektim yayın ben de. Olayını şey yapar mıyız? Vallahi bilmiyorum, o biraz da hani size bağlı arkadaşlar hani. Hep bunu Çünkü söylüyoruz hani, ama gerçekten öyle yani. ya bizim zaten hani yayın yapmayı bırakmamızdaki sebeplerden bir tanesi de hani farklı şeyler denedik ama hani istediğimiz gibi geri dönüş alamadık bir türlü. Ondan sonra hani o etken oldu. Hayatımızdaki bazı karışık dönemlerin şey olması Evet. etkin oldu. Birleşince hani özellikle zaman konusunda büyük bir sıkıntımız var yani, hani o ve elimizde olabilen bir şey de değil, hani iştir güçtür şudur budur falan giriyor işin içine. Öyle olunca maalesef her zaman istediğimiz gibi uygun vakit bulamayabiliyoruz, öyle diyeyim. Bakalım hani biz de ama hani hazır Alfa'nın da gelmesiyle tekrar bir durumlar nedir değerlendirelim diye anlarımızda da konuştuk zaten. WoW dışı bir şeyler oynar mıyız belki? Valla bize kalsa oynarız ama izlenir mi? Evet. Yani çünkü şey ben işte farklı şeyler yapmaya çalıştım. God of War yapmaya çalıştım, Spider-Man yapmaya çalıştım falan ama hani çok da fazla WoW kadar ilgi olmadı ne yazık ki, o yüzden. Yoksa ben şu an gayet Persona 5 Royal ve Final Fantasy 7 Remake falan oynuyorum. Yapabilir miydim? Muhtemelen yapabilirdim ama işte hani izlenir mi izlenmez mi konusunda kafamda soru işaretleri olduğu için hiç girişmedim açıkçası yayın yapmaya. Evet. Kitap kapağını nasıl buldunuz diye sormuş bak Karak arada. Her kitap kapağına Anduin'i koyabilirler, benim için hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında enteresan gözüküyor. Yani çok aslında basit mantıklı bir kapak olmuş yani. O yüzden ben daha çok içeriği nasıl olacak acaba kısmındayım. Bakalım, onun da gelişi muhtemelen bayağı bir gecikebilir arkadaşlar. Eğer bu virüs olayları biraz daha hani uzun süreli olursa, çünkü kitap Temmuz'da çıkacak. Biz şimdi siparişi verdik, ön siparişi, ama teslimat süreleri inanılmaz uzun şu anda her yerde. O yüzden göreceğiz bakalım ne zaman elimize geçecek, ama onunla ilgili mutlaka bence bir yayın yaparız yani, anlatırız ne olduğuna dair kitapta. Şeye bakayım ben, ona şu anda hatırlayamadım. Arkadaki tapınak modu bir şey dedi arkadaş da. Şey ya işte bayağı bildiğin Blon Samdi'nin. O muydu? Ya şey, hatırlamıyorum şu anda kapağı da, o yüzden tekrar bir bakacağım. Tabii Wowhead'de görebilirsem. Ben sana tekrar attım linkini. Çok geç buldum bile. Evet ya, bayağı Blon Samdi'nin tapınağı Nazmir'deki. Yeni bir yer değil yani. Hı hı. Zaten hani bu Blon Samdi ile alakalı olayların da olacağını biliyoruz. Evet. O yüzden. Gerçi o kısmı söyleyebiliriz. O pek spoiler değil. Onu açıkladılar zaten. Hani yani evet, ne olduğunu. Spoiler bir şey yok bence de. Evet. Hani Nathanos bu Blon Samdi'yi öldürmeye çalışıyor falan. Böyle ilginç şeyler var. Talanji ile Zekan da birlik olup hani bu Talanji'ye de bir suikast düzenleme durumları söz konusu oluyor. Onu araştırmaya başlıyorlar Zekan'la Talanji beraber. Hani şeyi yapacak işte ya direkt. Shadowlands'dan önce o dönemde ne oldu? Bunun açıklama kısmı olacak direkt. Bu arada henüz beta'da seçilemiyor olsa da şeyleri falan da tam aynı ettiler. Yeni karakter tipi özellikleri. Hı hı. Night Elf erkekleri artık dövme falan yapabilecekmiş. Hı hı.
bu undeadlerin böyle kemikleri daha az gözüken versiyonları falan. Hatta hiç kemiği gözükmeyen versiyonu da var. O şey... Hiç değil bu arada. Şey biraz gene çıkıyor uçlardan. Eğer hani... dizlerini falan diyorsan o şeyden ötürüymüş şey, ya. Sırtlarında da şeyler var. Kabuğu o kadar olur da. Hani böyle yarı eti yok. Tamamen kemik gözüküyor olayını kapatma şeyi var. Evet. Güzel. Cücelere gene bir sürü şey geliyor. Dövme geliyor. İstediğin cüce kılığını yapabiliyorsun falan böyle çok tatlı. Onun dışında Blood Elf'lere mavi göz gelmeye oldu. Hayal fisteyen Elanyıl sağlıyor şeklinde. Ben açıkçası garip bulmadım yani adamlar artık hani Blood Elf şey hadi o nasıl diyeyim corruption da diyemeyeceğim de o yozlaşmadan çıkmış oldukları için artık Samwell falan da düzeldiği için hani kendi göz renkleriyle doğmaları çok normal bence gayet yani. Onlara da koyu renkten geliyor. Hatta ben şey dedim ya Miami'de fazla güneşlenmişler gibi duruyor yani. Night Elf'e de aynı şekilde çok koyu renkler geliyor. İnsanlarınkini ben çok merak ediyorum. Hala hiç belli olmayanlar onlar yani. Ya insanlara biraz daha muhtemelen işte göz tipleri falan da hani daha böyle şeyde göstermişler diye daha çekik gözlü. İnsanlara muhtemelen korkunç derecede opsiyon muhtemelen gelecek. Muhtemelen ben de o şekilde bekliyorum. Evet. Şey, Worgen'ların falan farklı böyle çizgili tüylü şeyleri falan var. Worgen'ları hani şeyi çok sevdim bu arada. Hani female Worgen, yani dişi Worgen'lar çok böyle kartoniş duruyordu hani şey olarak. Onların suratlarının daha ciddi ve hani böyle renk şeyiyle gözlerin şekli falan çok hoş olmuş açıkçası. Hani daha sert duruyorlar böyle. Draenei'lere falan da yanlış hatırlıyorsam bir datamay vardı. Renk dışında çok fazla bir şey yoktu evet, sanki. Evet onda da çok fazla bir şey. Şu anda bir şey yok da muhtemelen yeni boynuz şekli falan gelir yani. Hani. Muhtemelen yeni saç şekilleri falan ekleniyor. Renkleri menkleri de ekleniyor. Şey falan datamay ediliyor bunlar zaten. Hatta galiba nomların şu anda nom seçersen iki tane yeni saç modeli şeyde seçenekler arasında varmış galiba oyun içerisinde. Olmadı nom açarım ya şey yaparken yeni bölgeyi yaparken. Ondan sonra trollere bayağı bir şey geliyor. Troller, evet, on troller de her türlü troll boyu olabilecekler yani. O güzel duruyor. İstersen Sand Fury'ye benzet. Sand Fury troll olsun yani çok tatlı. Ya bunlar muhtemelen tabii final şeyleri değil. Daha değil, muhtemelen değil, daha çok gelecek. Bir sürü şey eklenecektir. Yeni işte saç renkleri, saç tipleri. Dövmeler falan. Çok şey ekleyeceğiz dediler çünkü hatta yani yapım aşamasında olduğu için özellikle diyorlar hani bunlar yapım aşamasında daha değişiklik olacak bunlara vesaire. Ama tadında. Hani vakti geldi de geçiyordu zaten bence evet. Artık hani WoW açıdan çok kısır kalmıştı ve hani evet. Şey. Keşke hani boy da yapabilsek. Keşke boy kilo falan hani. Ve evet boy kilo ve şeyi de ne derler ona. Onu artık yani neredeyse bütün MMO'lar yapıyor. İkinci isim veya soyad opsiyonu. Çünkü isim koymak çok büyük sıkıntı yani şu anda WoW'da. Bu da alındı, bu da alındı filan tadında. Hani en azından bir ikinci isim veya soy isim kısmını da getirseler bence çok tatlı olabilir yani. Winter Queen'i nerede göreceğiz diye sorarak Winter Queen'i şeyde Arden Wild'da göreceğiz. Evet. O oranın lideri. The Maw'ın boss'u The Jailer. Peki diğerleri? Yani bölgelerin boss'ları gibi bir şey. The Maw büyük boss. O her şeyin kötüsü. Burada hani Bastion'da zaten daha aslında hani ana görevi buraya kadar bitirdik ama Bastion'ın ana görevini bitirdik. Expansion'ın ana görevini bitirmedik. Daha sonra buraya geri döneceğiz şey bu arada yani. Bastion'ın hatta açmadığımız kısımlarını evet, da hatta göstereyim işte. Yani. Hani şu sağ tarafta Temple of Humility vardı. Oradaki mesela her şey level 60. Yukarıdaki komple bütün yerlerin level 60 yine aynı şekilde ve bazıları sadece elit bölgesi falan böyle. Gezdim ben oraları o yüzden biliyorum. Ondan sonra hani buradaki görev zinciri bitti ama aslında görev zincirleri bitmediği için tekrar buraya geri döneceğiz. Çünkü ben hani şeyde özellikle söyleyeyim onu da. Şu kuzey batıdaki bölgede
korkunç bir spoiler yiyorsunuz gittiğiniz zaman yani. Muhtemelen oradaki bir karakter, daha önce de karşılaştığımız bir karakter, orada bir boss modu olacak. Ama hani nasıl öldüreceğiz, nasıl indireceğiz veya sonrasında bir raid boss olarak mı gelecek? Soru işareti, bilmiyorum gerçekten. Kimmiş merak ettim bak, ben onu ben bilmiyorum. Sonra bir ara yayından sonra... Söyleyebilir misin? Sen gördük zaten. Aslında... Devos. Bir şey, Paragon of Loyalty orada bayağı bildiğin Forsworn haliyle yani duruyor. Yani aslında çok da şey şaşırtıcı bir şey evet. Şu anda hani tahmin çünkü gördük ya evet. O yüzden yoksa söylemekte bir sıkıntı yok. Yani Devos'u orada bayağı Forsworn haliyle görüyorsun. Kanatları açık şekilde. Havada dur ama bayağı yüksekte, başka bir platformun yakınında duruyor. Görev zinciriyle gidiyorsundur oraya diye düşünüyorum yani. Tabii. Shadowlands'da yozlaşma mümkün mü Nuzhut'un yaptığı gibi? Vallahi işte denemişler ama... Denemişler evet. Ama o yaptığınız görevlerde tam olarak onu şey yapıyorlardı işte hani. Demek ki yapması mümkün. Point ama denemiş ama hani bir şekilde durdurmuşlar. Evet. Anladığım o ki yapılması gayet mümkün ama işte o Paragon of Courage'ın geçmiş dönemdeki yaptığı fedakarlıkla, kendi feda etmesiyle kovulmuş Void. Bir daha da uğraşmamış anladığım kadarıyla gelmeye. Winter Queen bizim yanımızda mı olacak, karşımızda mı? Açıklandı mı? Ben çok emin değilim çünkü. Ben yanımızda olacak diye biliyorum. Ama tabii... Bana da öyle gibi geldi ama hani bir şey okuduğumu da hatırlamıyorum açıkçası. Evet. Şey var ya, bu Boon Samdi ile konuşmaları falan var. Hatta şey diyor, benim DM'den gider misin lütfen falan yapıyor. Boon Samdi'ye. Ama tabii ne kadar... Yani şu anda görev zincirlerini bilmediğimiz için soru işareti. Bu arada ben şeyi merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum bu konuda. Ardenweald'ın ortasındaki bu koskocaman ağacın Ghanir olma ihtimali, hani kanatlı bütün varlıklar ölünce bir Ghanir'e gidiyorlar ya. Heart of the Forest diyorum. Evet. Light Point'ine. Evet ve şey yani böyle Ardenweald doğadaki ölenlerin gittiği yer ya, hani böyle kanatlı varlıklar, kocaman bir ağaç, hani bunun Ghanir olma ihtimali yüzde kaçtır acaba diye düşünmedim değil yani. Mantıksız değil aslında hiç. Evet. Olabilir yani. Benim en çok ilgimi çeken yer herhalde Ardenweald bu arada yani. Hani çok demin. İlk başlarda hiç ısınmadığım yerdi burası. Sonra en çok ilgimi çeken yere dönüştü. Gerçekten merak ediyorum. Muhtemelen şamanım buna bağlı olacak. Çekmişti. Çünkü duruyordum. Şey bu arada Mav Cehennem diğer bölgeler değil aslında. Hani evet. Çok böyle cennet cehennem kavramı yok burada aslında düşündüğün zaman. O kadar hani keskin bir iyi kötü ayrımı da yok. Mov hariç. Yani mesela Kirin'ler çok iyi meleksi varlıklar gibi duruyor mesela. Ama Kirin olmak için bütün benliğini feda edip anılarını silmen falan gerekiyor. Yani ne kadar mantıklı, ne kadar doğru veya ne kadar yüce bir şey. Hani tamam çok ulu bir sebep belki yani Shadowlands'ı korumak vesaire filan da. Çok net bir şey. Kendi açından düşündüğün zaman evet yani ben niye anılarımı kaybedeyim ki diyorsun. Yani ben en azından kendi açımdan öyle diyorum. Belli ki Uther de öyle diyor. İyi varlıklar ama o iyinin de bir çizgisi var. Tam şey değil. Siyah beyaz değil yani olay. Ya işte şey Light da hani Legion'da biraz o şekilde yansıtılmaya başlandı. Evet. Şey Zera'nın inadını zorla sen seçilmiş olansın, durmak ben senin iyileştireceğim yapması falan. Evet. Hani özgür iradesini elinden almaya çalıştı orada ilgilenim evet. Aslında. Ama bu ne kadar iyi bir hareket, ne kadar iyi bir varlığın yapacağı bir hareket tartışmaya evet. Çok açık. Velen'in muhtemelen bir Naru'nun ölümüne sessiz kalmasının sebeplerinden biri o olabilir bu arada yani. Özgür iradesinin şeyinden bir geldi şey, Velen'in bütün inanç sistemini sorguladı adam. Şimdi bu kadar sanırım evet. Eğer başka soru yoksa. Evet yani dungeon sırası gelmiyor. Muhtemelen diğer bir şey yapalım diye düşünüyorum ben. Gene bir sonraki girdiğimizde belki deneyecek vaktimiz olursa şey yaparız, deneriz. Açılış bölgesine bakarız bir sonrakinde diye düşünüyorum herhalde sana da uygunsa. Miraç'ı da kafalayalım. Üç evet. Kişiyiz. Kişi gerçi Miraç bugün... Ha şey sen dungeon için mi söylüyorsun? Ha dungeon için. Miraç'ı kafalarız bence ya. Gelsene dungeon'a diye. Ondan sonra... birkaç kişi de buluruz herhalde buradan. Öyle arkadaşlar. Bugünkü o zaman Shadowlands yayınımız burada biter. Shadowlands yayınımız. Ama gördüğünüz üzere bayağı hoş bir yer. Biraz sakin bir yer. Ben diğer yerleri de çok merak ediyorum. Bir de Oribos'u çok merak ediyorum. Gerçekten Oribos'ta kimi göreceğimizi daha çok merak ediyorum. Orası şey ya direkt böyle ruhların ziyaret ettiği bir yer ya. Alpha ne kadar süre açık kalacak demiş Flora 1-2-3.
Şu an alfa. Muhtemelen böyle 1-2 ay alfa sürer. Ondan sonra beta'ya geçer. Beta da böyle bir aşağı yukarı 4-5 ay en az açık kalır diye tahmin ediyorum ben. Evet. Aşağı yukarı hani şeye kadar, ek paketin çıkacağı tarih belli olana ve o tarihe yaklaşana kadar açık kalacaktır. Ve hani sürekli artan davetler de... Evet, bu şimdi alfanın ilk ayağı zaten. Daha sonrasında daha fazla insana alfa 2'ye gitmeye başlayacak. Beta da zaten herhalde hesabı açık olan herkesi çağırıyorlar bir noktadan sonra. Sanıyorum BTA'da ki. BTA'da bayağı bir şey yaptılardı evet. Muhtemelen gene. Herkesi çağırmışlardı evet. Illidan Fel kullanıyor ölünce Twisting Nether'a gidiyor. Kuldan neden Mav'a gidiyor diye sormuş Karak. Hı-hı. Çünkü Illidan'ın Twisting Nether'a gitmesinin sebebi Demon Hunter olmak için içinize iblis ruhu sokuyor olmanız arkadaşlar. Böyle bir şey var. Hatta o yüzden... yiyor olmanız direkt. Evet ya. Kalbini mi çıkartıyordun? Evet öyle bir şey vardı. Ve bunu bir ritüelle falan yapıyorsun yani. Elinde sadece bir tane hançer varken öldürüyorsun falan. Öyle enteresan şeyler var. Ve şey hani zaten hani bunu yapanların da büyük bir çoğunluğu kaçtı. Sanırım her 5 Demon Hunter adayından biri şey 4'ü ölüyor. Eğer yanlış galiba hatırlamıyorsam. Öyleydi. Çok saçma sapan bir şey. O yüzden Demon Hunter sayısı güya az aslında yani. Fakat hani içinde iblis taşıyor, iblis ruhu taşıyorsun. Hatta sonrasında dövmelerini o ruhları içinde tutabilmek için yapıyorlar. Hani şey seni kontrol altına almasınlar diye. Ya Illidan aslında Night Elf'tan çok iblis olduğu için evet. Twisting Nether'a gidiyor. İblisler öldükleri zaman Twisting Nether'a gittikleri evet. için. Hatta ve hatta Demon Hunter görevini yaparken sen eğer kendini feda etmeyi seçersen veya ölürsen falan Illidan şey diyor. Aa senin de içinde ölümsüz bir iblis ruhu var. Hani sen de benim gibisin diyor. O yüzden hani böyle Twisting Nether'dan sen de bedenine gidiyorsun gibi bir olay söz konusu. Böyle arkadaşlar. Çok teşekkürler yayına geldiğiniz için. Bir sonraki yayını ne zaman yapacağımızı zaten yine biz sosyal medyadan duyururuz. Şey bu arada hani dediğimiz gibi ikinci monitörleri mis konusunda sıkıntı çektiğimiz için böyle chat'e çok fazla eskiden olduğu gibi çok bakamadık. Hı-hı. İşte böyle takipte bulunanları tek tek şey yapamadık. Topluca hepsine teşekkür ediyorum ben o evet, yüzden. Evet, aynı şekilde. Ben ediyorum ama seni bu sefer de ben şey ben etmiyorum. Yok yok, çok teşekkürler arkadaşlar gerçekten. Yorulduk, konuşamıyorum evet. artık. Ama şaka maka şu anda 4 saat ben yayın 4, yaptık yani dakika. Evet. O yüzden bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.